Bediüzzaman Hazretleri Eskişehir hapishanesindeyken Kemal Taner isimli bir avukat kendisinin yanına geliyor. Vazifeli yani avukat olarak gönderiliyor. Hapishaneye gidince üstadı işte görüyor vazife gereği. Bu büyük bir zattır diyor. Bir keramet gösterse de ben de bir şahit olsam. Mesela üstadın herhalde o zaman elinde bir tesbih varmış. Böyle zikir çekiyor demek ki. Demiş ki içinden şu elindeki tesbihi koysa mesela şuraya da o tesbih kendi kendine yürüse. Ben böyle bir keramet şey yapsam, görsem falan demiş. İşte bunun üzerine Üstad Hazretleri ona şöyle bir şey anlatmış. Demiş ki eskiden bir adam varmış demiş. Evladına demiş bir elmas hediye etmek istemiş. O çocuğunu kuyumcuya götürmüş, sarrafa götürmüş. Ondan sonra da sarraf da o kuyumcunun her tarafını renk renk balonlarla süslemiş. Sarı, yeşil, kırmızı, siyah, beyaz neyse her taraf böyle gösterişli. Tam da çocuğun hevesini celbedecek bir şekilde. Oğlum demiş işte ben sana buradan bir mücevher alacağım falan. Çocuk demiş ben istemem ben balon istiyorum. Ya balon ne kıymeti var mücevherin yanında hiçbir kıymeti yok işte ben sana şunları alayım işte zümrütleri elmasları neyse göstermiş yok demiş ben bu balonları istiyorum. O avukata sonra üstad dönmüş demiş ki kardeşim demiş ben baloncu değilim demiş. Ben demiş Hakaik-i Kur'aniye'nin elmas mücevheratının sergilendiği Hakaik-i Kur'aniye'nin dellalıyım demiş. Ben demiş baloncu değilim. Benden balon istemek manasızdır. Ne mükemmel ya. Değil mi? Yani keramet istedi aslında. Üstad yine keramet gösteriyor da o kerameti gösterirken de Risale-i Nur'un mesleğinin mahiyetini de isaret etmiş Yani olmuş. hem içini okuyor. Değil Yani mi? Cenab-ı Hakk'ın Keramet inayetiyle gösteriyor. onun kalbinden geçen şey ona bildiriliyor, ona cevap veriyor. Dolayısıyla Risale-i Nur mesleğinin mahiyeti de böylece. Yani elhamdülillah. Artık güneş varken yani mum ışığına şuna buna itibar edilmez yani. Allah razı olsun.